Depreme dayanıksız 61 yıllık köy camisinin yerine Osmanlı mimarisiyle yenisi yapılıyor. Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Kocaveli köyünde 1962 yılında köylülerin kendi imkanlarıyla yaptırdığı cami, 2020 yılındaki İzmir depremi sonrası oluşan hasar nedeniyle depreme dayanıksız ve kullanılamaz raporu verilerek mühürlendi. Cami ibadete kapatıldı. Kocaveli Köyü Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yıkılan eski köy camisi, Osmanlı mimarisine uygun şekilde yeniden inşa edilip Kurban Bayramı'nda ibadete açılacak. Lapseki ilçesine bağlı 50 haneli Kocaveli Köyü Camisi, 1962 yılında köylüler tarafından kendi imkanlarıyla yaptırılarak ibadete açıldı. Köy halkının ibadet ettiği camide, 2020 yılında İzmir'de meydana gelen deprem sonrası yapılan incelemeler sırasında hasar tespit edildi. Depreme dayanıksız, kullanılamaz raporu verilen cami mühürlendi ve ibadete kapatıldı. Nisan 2022'de kurulan Kocaveli Köyü Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği'nin girişimleriyle eski köy camisi yıkıldı. Osmanlı mimarisine uygun şekilde yapılacak olan yeni cami için geçen yıl Kurban Bayramı arifesinde temeli atıldı. Ardından cami inşaatına başlandı. Kaba inşaatı tamamlanan caminin kubbesinde çalışmalar devam ediyor. Köy halkı ve hayırseverlerin yardımıyla inşaatı devam eden ve yaklaşık 4 milyon TL'ye mal olacak olan Osmanlı mimarisine uygun yapılan Kocaveli Köyü Camisi'nin bu yıl Kurban Bayramı'nda ibadete açılması planlanıyor. Köyümüz 1900'lü yıllara dayanıyor. Öncelikle köyümüzü Bulgar göçmenlere ve Karadeniz'den gelen ailelerin oluşturduğu büyüklerimizden köyümüzün tarihçesi bu şekilde. 1962 yılında Kocaveli Köyü camimizi o zamanki Allah rahmet eylesin büyüklerimiz, dedelerimiz yığma taşlarla yapmıştı. İzmir depreminde İzmir'de meydana gelen depremden dolayı köyde jandarma ve gerekli birimlerin hasar var mı diye dolaştıklarında camimizde oluşan bir hasarı tespit ettiler. Öncelikle biz muhtarlık bünyesinde burasını tadilatla onarabilir miyiz diye görüşlerini aldık ama daha sonra onlar gerekli mühendisleri gönderdiklerinde buranın tadilatla değil buranın yıkılacağını ve yerine yeni bir cami yapılması gerektiğini bize söylediler. Gerekli incelemelerin sonucunda. Ondan sonra biz burayı yıktık. Bu arada köyümüze Kocaveli Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği adı altında bir dernek kurduk. Bu dernek yasal olarak Çanakkale Valiliğinden zaten izin alınmış bulunmakta. Onu yıktık. Yerine sıfırdan altına işte iş yeri olarak kullanılır. Köyümüzde çeşitli amaçlarda kullanacak şekilde bir bodrum veya iş yeri üzerine de cami, yeni bir cami yapıyoruz. Osmanlı mimarisinde İstanbul'da çizilmiş bir proje. İnşallah bittiğinde güzel bir eser, güzel bir cami meydana gelecek. Derneği kurduktan sonra 13 Temmuz 2022 tarihinde ilk duamızı yaparak Kurban Bayramı arefesine denk gelmişti. İş makinamızla temelimizi kazmaya başladık. Şu anda hangi aşamadayız? Kubbe altındaki pencereleri yapıyoruz. İnşallah bu sene Kurban Bayramı'na yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu arada temelden bu zamana kadar bağışta bulunan bütün bağışçılarımız, öncelikle köyümüzden bağışta bulunan köy vatandaşlarımız ve dışarıdan da yine aynı şekilde bağışta bulunan bütün bağışçılarımızdan Allah razı olsun. Onların sayesinde şu anda bu aşamaya kadar geldik. Maddi ve manevi bu zamana kadar emeğe geçen herkesten Allah razı olsun diyoruz.